Merhaba arkadaşlar, ben Emre Altunbilek. Bugünkü dersimizde Material Design'da animasyonlar konumuza devam edeceğiz. Hatırlarsanız bir önceki derste Ripple Animation'ın ne olduğundan ve nasıl kullanıldığından bahsetmiştik. Bugünkü dersimizde ise bazı efekt versiyonlarını göstereceğim. Bu efektler özellikle aktiviteler arasında geçişlerde çok güzel gözüküyor. Bunun için Android Studio'yu açıyorum. Şöyle gördüğünüz gibi şurada bir tane Activity 2 diye bir yeni bir activity tanımladım. Bu activity'yi tanımladıktan sonra ne yapmayı unutmuyorduk? Android Manifest dosyasında bunu burada bu şekilde belirtmeyi unutmuyorduk. Aksi takdirde ne olur? Uygulamamız crash olur. Daha sonra bu activity 2'nin layout'una bakarsanız şöyle bir tane imaj koydum. Buraya ilgili animasyonun adı gelecek. Şurada bir yazı var. Sabit bir yazı. Ve çıkış butonu var. Bu butona tıklanıldığında bu aktivite sonlandırılacak ve bir önceki main aktivite yine ekranda gözükecek. Main aktiviteye bir bakalım neler yaptım. Bunları vakit kaybı olmasın diye hızlı bir şekilde yaptım. Öncelikli olarak şuradaki layout 21'in içindeki main aktiviteye bir bakarsanız iki tane buton koydum. Bu butona tıklanıldığında explode efekti yani patlama efekti Java ile gerçekleştireceğiz. Bu butona bastığımızda ise XML ile bu efekti nasıl gerçekleştiririz onu göstereceğim ve içeriğine bunları yazacağız. Şimdi vakit kaybetmeden main activity'ye geldik. Gördüğünüz gibi butonlarım tanımlı. Şurada find byid ile buldum ve bunları birer set on click'li sınır koydum. Ama şu on create metodunu şunlarla doldurmak istemiyorum. Çünkü daha birkaç tane daha farklı örnek yapacağız. Şuraya geliyorum diyorum ki burada bir tane metodum olsun ikleme adında. Bu ikleme metodu çalıştırıldığında bu deminki yazdığım kodlar çalışsın. Şuraya geliyorum tanımına bunları yapıştırıyorum. Ne zaman ki onCreate çalıştırılacak ikleme metodu çağrılacak. İkleme metodunda da gördüğünüz gibi bu atamalar yapılacak. Daha sonra da bir onClick metodumuz var. Burada da tıklanan öğenin ID'sine göre işlemler yapacağız. Mesela eğer diyorum bu V'den gelen getID İşte eşit ise r.id.btn işte explode java mesela bunu yapacağız ya. Buna göre ne yapabiliriz en basit yoldan? If kullanabiliriz veya daha güzel bir şekilde bir switch kullanabiliriz. Diyorum ki switch'te v.getid'ye göre bir switch işlemi yapacağım. Daha sonra da bununla ilgili neler yapmam lazım? Case'ler oluşturmam lazım. Eğer v.getid yani gelen bu id r.id.btn explode java'ya eşit ise bunları yap ve break diyoruz. Yok eğer gelen id btn explode xml'e eşit ise de bunları yap deyip şurayı bir ayarlayalım. Şimdi ne dedik? Butona tıklanıldığında yeni bir activity çağrılacak dedik. Eski bilgilerimizden hatırlayalım. Yeni bir activity çağırmak için neyi kullanıyorduk arkadaşlar? Intent sınıfını kullanıyorduk. Yeni bir intent yaratıyorum. New intent dedikten sonra buna parametre göndereceğim. Bunlardan bir tanesi şuradaki kısmı kullanacağız. Context'imi gönderiyorum. This diyerek. Daha sonra da çağrılacak olan activity'nin sınıf ismini yazıyorum buraya. Activity2.class diyerek. Daha sonra start activity deyip bu intent'i buraya yollarsanız bu buton tıklanıldığında activity2'nin çalıştırıldığını göreceğiz. Şöyle bir deneyelim. Bakalım bir hata var mı şu ana kadar. Uygulamam açıldı. Explode Java'ya tıkladım ve gördüğünüz gibi aktivitim geldi. Buraya kadar bir sıkıntı yok. Yalnız ne dedim ben burada? Şuradaki animasyon adını hatta şuradaki başlık bilgisini ben bu main activity'den bilgi olarak oraya göndereyim. Bunun için neler kullanıyorduk arkadaşlar? Bundle'lar ve ekstralar kullanıyorduk. Bunu yaparken ne diyorduk? İlgili intent'e put extra diyerek k-value şeklinde çalışan bir yapı bu. Ne demek bu? Öncelikle mesela tür diye bir etiket tanıyorum ve bu türün içeriğine yazacağım bilgi ne olacak? Yapacağım efektin türünü belli eden şey olacak ki ben bu activity 2'de o efekti uygulayayım. Bunun türüne ben mesela burada ne diyeyim? Explode. Büyük harflerle yazalım hepsini kafamız karışmasın. Daha sonra yine aynı intent'e intent nokta put extra diyerek yeni bir bilgi koyuyorum. Bunun adı da başlık bilgisi olsun. Başlık bilgisi olsun. Ve bu başlık bilgisini de biz toolbar'ımızda kullanırız. Buna da explode animasyon
diyelim. Bir de bir isim diye bir şey koyalım. Bunu da bir yerde kullanırız. Put extra diyelim. Şöyle add diyelim buna. Buna da ne diyelim? Java ile explode diyelim. Bir de bunun neyi vardı çünkü? XML olan versiyonunu yapacağımız için. Şimdi bunları tanımladık. Daha sonra bu internete bunu nasıl internetimizde bu bilgiler var değil mi? Start activity diyerek ilgili interneti gönderdik. İşte şimdi burada bir animasyon yapacağımızı belli etmemiz için yeni bir sınıf öğreniyoruz. Buraya ne diyorum? Activity Options diye bir sınıfımız var. Bu sınıf sayesinde ben geçişlerde efekt uygulanmasını sağlayabiliyorum. Activity Options dedikten sonra yine Activity Options.make skin transition animation denilen metodu çağırıyorum. Ve buna activity olarak bu sınıfı gösteriyorum. Bunu yaptığım anda bir hata aldım. Dediği şu, bu metot API 21 ve sonrasındaki versiyonlarda kullanılır. Aksi takdirde mesela 17 ve senin minimum SDK'n 17 diyor. Bundan kurtulmak için ya siz minimum SDK'nızı 21'e çekeceksiniz ya da şöyle basit bir if koşuluyla uygulamanızı crash olmaktan kurtarabilirsiniz. Buraya daha önceki örneklerde de bunu aslında görmüştük. Build.version.sdk'nın integer türünden değerini diyorum ki büyük ve eşit ise 21. Yani çalıştırılan SDK 21 ve üstü ise bunları yap. Buraya bunları yapıştırabilirim. Bunu yaptık. Ve daha sonra da şuraya geliyorum. Artık benim bir de options diye bir bilgim olduğu için options.toBundle diyerek bunu da bundle'ıma ekliyorum arkadaşlar. Yok eğer 21'den sonrasıysa ne yapsın? Yani efekt vermeyecek diye hiç mi activity'yi çalıştırmasın? Tabii ki de hayır. Else diyorum. Bu sefer ise sadece ve sadece ne yapsın? İnterneti tanımlasın. Ve start activity diyerek ilgili interneti başlasın. Ne oldu? 21 ve sonrasındaysa şu efekt bilgisi de karşı tarafa gidecek. 21 ve öncesinde ise efektsiz bir şekilde benim yeni aktivitim açılacak. Bunları buraya yazdık. Şimdi activity2.java'ya gelelim. Buradan main activity'den ben buraya şu put extra'larla buraya veriler gönderdim ya. Öncelikli olarak onları bir karşılayalım. Ben neler gönderdim? Tür, başlık ve add diye değişkenler gönderdim. Ve de bu activity2'nin layout'una şöyle bir daha bir bakalım. Gördüğünüz gibi burada bir tane butonumuz ve şurada değiştirmek üzere bir text view'umuz var. Bunları da buraya alalım. Tanımlarını yapalım yani. Buton diyorum. btn çıkış diyelim buna. Ve bir de ne dedik? Text view'um var. O da TV animasyon adı mıydı? Öyle bir şey diyelim buna. Ve daha sonra bu onCreate'de yine bir ikleme diye bir metot yazalım. Daha sonra bunlar çünkü karışacak. Şöyle şu metodu şurada oluşturalım. Geldik buraya. Diyorum ki btn çıkış nokta btn çıkış eşittir. Find view by id ile bunu bulalım. r nokta id nokta btn çıkış. Bunlar activity2'nin layout'unda tanımlı olan view öğeleri. Typecasting yaptım. Ve neyim vardı benim? Text view animasyon adı diye bir text view'um vardı. Bunu da find view by id ile bulalım. r nokta id nokta tv animasyon adı. Bunu neden aldım? Butona tıklanıldığında zaten ne olacak? Activity'yi bitirmesini yapacağım. Text view'u da şuradan gelen neyle değiştireceğim arkadaşlar? İsim bilgisiyle bunları değiştireceğim için bunları yaptım. Daha sonra ne demiştik? Şuradaki türü başlığı pardon. Ne yapalım? Benim şuradaki action barıma koyayım. Burada gördüğünüz gibi toolbar'ı ayrı bir şekilde tanımlamadım. Eski usul gidiyorum şu an için. Buraya geliyorum diyorum ki get support action bar nokta set title'ı toolbar'ı anlatırken anlatmıştım. Hani eskisine nasıl ulaşırız bu şekilde. Ve title'ına başlığı yazıyorum. Şimdi bir deneyelim bakalım ne yaptık şu ana kadar. Bu
Uygulamam açıldı. Explode Java dedim. Herhangi bir efekt yok. Gördüğünüz gibi başlık bilgimiz neden gelmedi? Başlığı tabii burada yanlış yaptık. Yanlış da yapmadık, eksik yaptık. Ne yaptım arkadaşlar? Ben bunları burada tanımladım ama gelen activity'den bunları get intent diye almam gerekiyordu. Burada o işlemleri yapalım. Öncelikle diyelim ki tür eşittir get intent deyip get string extra deyip buraya verdiğimiz etiketin adını yazıyoruz. Şuradaki tür, şuradan yolladığım tür ve karşılığında da gördüğünüz gibi explode var. Yani artık benim türün içinde explode diye bir veri var. Daha sonra başlık verisini alıyorum. Get intent deyip get string extra. Bu sefer başlığa da böyle yazıyorduk büyük harflerle. Aynı şekilde at get intent deyip get string extra. Ona da büyük harflerle ad demiştik. Bunu yaptıktan sonra şu an çalışması gerekecek. Demin neden çalışmadı? Çünkü biz başlığı şuradan gelen, intent'ten gelen veriyle doldurmadığımız için. Ve gördüğünüz gibi başlık kısmına yazdığım şey benim activity 2'mde title'ım olarak action barıma yerleşti. Şimdi şuradaki animasyon adı değişmedi. Onu da hemen nasıl yaparız? İkleme kısmına geliyorum. Yani ikleme metodundan sonra diyorum ki tv animasyon adı nokta set text. Buna da biz neyi koymamız lazım? Şuradaki ad bilgisini koymam lazım. Bir daha bir deneyelim. Gördüğünüz gibi Java ile Explode'da çalışmış oldu. Şu ana kadar umarım anlaşılmayan bir şey yoktur. Ve aslında şurada bir de şey yapalım. Bir geri butonu koyalım buraya. Bunun için buraya geliyorum. Get support action bar nokta dedikten sonra şuradaki set display home as app enabled isimli şeye true parametresi verirseniz eğer oraya geriye dönmenizi sağlayan bir ok yerleştirilecektir otomatik olarak gördüğünüz gibi. Ama şu an bu ne yapmıyor? Çalışmıyor arkadaşlar. Bunu çalıştırmak için bir tane metodumuz var. On support navigate app diye. Siz eğer bunu return true diye yazarsanız artık metod butonunuza da tabii bu butona tıklanıldığında ne olacak arkadaşlar? İlgili activity finish olmasını istiyorum. Finish olması ne demek activity ki? Finish olduğunda bu kapanacaktır ve main activity aslında geri dönecektir. Şu ana kadar bir bakalım. Tıkladım. Gördüğünüz gibi iptal oldu. Evet. Şu ana kadar bir sorunumuz yok. Şimdi gelelim efekt işlemlerine. Main activity'de ne yaptık? Sadece şuradaki option bilgisini verdik. Şimdi siz eğer activity'nizde bir efekt kullanmak istiyorsanız şuraya geliyoruz. Şuradaki super ve set content view'dan önce arkadaşlar bir satır kod yazmanız gerekiyor. Bu kod şu şekilde get window deyip nokta deyip request feature metodunu çağırıyorsunuz ve buna window feature content transitions bir parametresini yollamanız lazım. Şunun üzerine geldiğinizde ne diyor? Bakın enable extended screen features. Yani ne yapıyormuş? Fazladan ekranla ilgili özelliklerin artırılmasını sağlıyormuş ve set content view'dan önce çağrılması gerekiyormuş. Ve ben buna ne yaptım? Transition yani geçiş efekti uygulayacağım için bu parametreyi gönderdim. Bu sayede benim bu activity layout'um ilgili parametreleri çalıştıracak. Bu bizim ilk şartımız. Bunu yazdık. Daha sonra buraya hatırlarsanız main activity'den ben bir tür diye bir değişken gönderdim. Bu ne demek? Şimdi biz buraya başka tarz efektler de uygulayacağız ya. Yani bu örneğimizde şu an explode efektini uyguluyoruz. Şuradan gelen tür bilgisine göre şurada bir switch case yazacağım ben. Şuradaki onCreate metodunun içine geliyorum. Diyorum ki switch. Neye göre switch olacak benim? Hatta şöyle yapalım. Bunu da ayrı bir metot için yazalım. Animasyon uygula diye bir metot olsun bu. Bu metodu şurada aşağıda tanımlayalım. Ve buraya diyorum ki switch. Gelen tür bilgisine göre bu switch olacak. Case 2. explode.
Yani şuradaki tür değişkeninde explode varsa şuranın içerisi uygulanacak demek oluyor bu. Hatta şunu şöyle yapalım. Explode Java yapalım. Çünkü bunun bir de XML versiyonu olacak. Oraya yazdığınız değerin aynısını buraya da yazmalık zorundasınız. Aksi takdirde ne olacaktır? Bu case'e girmeyecektir ve buradaki efekt kodları görmeyecektir. Şimdi burada efektimizi uygulamak için şuraya ben neyi uygulamak istiyorum? Explode uygulamak istiyorum. Ne diyelim buna? Enter transition diyelim. Transition eşittir new explode sınıfını kullanıyorum. Daha sonra buradaki enter transition'a set duration deyip şöyle 1500 yani 1.5 saniye sürmesini istediğimi söylüyorum. Ve daha sonra da bunu get window nokta set enter transition yani gelen yani yeni bir şey açıldığında enter oluyor. Çıkarken de zaten çıkış enter transition'a buradaki tanımladığım şeyi gönderiyorum. Tabi bunlar da hata veriyor. Yine aynı şekilde API 21 ve sonrasında kullanılacağını söyleyen hatalar. Şu an ben zaten emülatörü 24 olduğu için bir sıkıntı çıkmayacaktır. Ama daha önceki versiyonlarda çalıştırıldığında uygulama crash olacaktır. Burada yine bir if yazarak build nokta versiyon nokta sdk int büyük ve eşit 21 ise bunları yapmasını söylerseniz herhangi bir hata almazsınız arkadaşlar. Şu ana kadar bir eksiğimiz var mı diye bakıyorum. Şimdi bir çalıştıralım. Uygulamam açıldı. Explode Java'ya tıkladım. Ve gördüğünüz gibi 1.5 saniyelik çok güzel bir animasyonla ilgili verilerle beraber geldi. Şimdi şuna tıkladığımda görüyorsunuz direkt kapanıyor. Ama mesela şuna tıkladığımda şöyle geldiğinin tam tersi şekilde geri gitse daha güzel olmaz mıydı? Olurdu. Bunu yapmanın da çok kolay bir yolu var. Oradaki o ok butonuna tıklanıldığında activity'nin tamam finish olsun ama şuraya siz eğer finish after transition derseniz bir bakalım neler olacak. Bunda da yine aynı hatayı aldık ama şu an için artık ilgilenmiyorum onunla. Tıkladım. Gördüğünüz gibi nasıl yukarıdan aşağı doğru geliyorsa ben bunu yok ettiğimde de aşağıdan yukarı yani uyguladığım efektin tersi bir şekilde ekrandan kayboluyor. Bir de orada neyimiz vardı? Çıkış butonu vardı. Şuradaki ikleme kısmında onu da hemen tanımlayalım. btn çıkış nokta set on click listener şöyle satır içinde bunu hemen new on click listener vereceğim. Bu da mesela finish desin. Yani o butona tıklanıldığında hem aradaki farkı da görmüş olalım. Hatta şuna da içim el vermedi. Yine şurada yazdım. Şu if'i buraya da yazayım da bağırmasın bari. Yani 21 ve sonrasındaysa finish after transition desin. Diğer türlü direkt ne yapsın arkadaşlar? Finish desin. Evet. Bu daha güzel oldu. Şimdi tıkladım. 1.5 saniyede efektim uygulandı. Çıkışa tıklarsanız dümdüz kapanıyor. Ama siz şuradaki geri butonuna veya şuradaki geri butonuna bastığınızda gördüğünüz gibi geldiğinin tam tersi bir şekilde ekrandan kayboluyor. Evet, explode metodunu, explode efektini bu şekilde Java koduyla uygulayabiliyoruz. Şimdi bir de bunu da bu videoda anlatalım. Aynı metodu XML ile nasıl yaparız onu göstermeye çalışayım. Öncelikli olarak şuradaki resource klasörüne geliyorum. Yeni bir directory diyorum. Ve bu directory'nin adına transition diye isim takıyorum. Daha sonra buna yeni dediğimde gördüğünüz gibi transition resource file dedi. Yani aslında burada oluşturduğumuz klasörler hani olması gereken bu. Buna başka bir isim takamazsınız. Ama her uygulamada kullanılmayan biraz fantazi özellikleri olduğu için ilk başta tanımlanmamış şeyler. Siz bunu böyle yarattığınızda gördüğünüz gibi onunla uygun bir resource file çıkıyor. File name'e explode diyorum. Ve root elementine de ne diyorum arkadaşlar? Transition set
olarak belirliyorum. Bir XML dosyası oluştu. Buraya giriyorum. Benim efektimin adı ne? Şuraya geldim. Explode, değil mi? Explode diye bir etiket başlatıyorum. Şöyle kapattık. Ve şunun tanımlarına demin ya Java koduyla yazdığım şeyleri yazıyorum. Android duration mesela ne olsun? Bu sefer 1000 olsun. Ve bir de burada Android Interpolator diye bir şey var ki şöyle Android deyip sonra Interpolator derseniz uygulanacağınız efektlere animasyonlara farklı efektler veren yapılar. Mesela bunu biz bounce yapalım böyle zıplayarak. Bunu burada tanımladık, değil mi? Şuraya geldim. Bunu ne zaman çağrılacak? Şu main activity'deki şöyle layout'unu bir göstereyim. Şuradaki explode XML butonu tıklanıldığında çağrılacak. Yani şurası. Aslında yapacağımız şey yine nedir arkadaşlar? Bir intent başlatmak. Yalnız burada türüne explode java değil, explode XML diyeceğiz. XML. Explode animasyon. Şuraya da XML ile explode deyip yeni bir activity'yi çağıracağız. Ve bu activity 2'ye gidecek. Activity 2'ye gittiğinde de tüm bunlar aynı iken şuradaki türe göre biz bunu işte bu yüzden yazdık. Şimdi ben buraya geleceğim mesela. Gelen veri explode java ise bunları yap. Gelen veri explode XML ise bunları yap deyip XML ile o efektin uygulanmasını şu an gösteriyorum size. Bunu yaparken arkadaşlar aynı bir layout inflator'ı düşünün. Şimdi onu zaten yazınca anlayacaksınız ne kadar benzediğini. Öncelikle transition sınıfını çağırıyorum. Oluşturuyorum. Enter transition diyorum. Daha sonra transition inflator diye bir sınıfımız var. Sonra from deyip context'i veriyoruz. Context'imiz ne? This. Daha sonra da inflate transition diyoruz. Aynı layout inflate'in işlemlerinde bunu biz defalarca yaptık. O şekilde düşünebilirsiniz. Daha sonra inflate edilecek transition dosyasını istiyor benden. Nerede? Arın içindeki transition klasörün içindeki explode diye tanımladığım yani şuradaki XML dosyasını ben buna verdim. Sonra enter transition yani şurada oluşturduğum değişken nokta set duration diyebilirsiniz ama biz bunu zaten ne yaptık? XML'in içinde tanımladık, gerek yok. Sadece ne yapmamız lazım? Get window deyip buradaki metodu buradaki efekti set enter transition deyip yollamamız gerekiyor. Bunlar da yine bağırıyor API 21 ve sonrası muhabbetinden. Bu da mesela 19'da çalışıyormuş. Eğer diyorum build.version.sdkint büyük ve eşit ise bu sefer 19 diyelim buna. Bunları yap. Bu da 17. Biz yine bunu 21'de çalışıyor değil mi? Evet. Şöyle 21 yaparsak düzelecektir. Şunu bir durduralım. Bir daha bir çalıştıralım. Bir yerde yine sanki bir hatamız var ama. Explode XML'i tıkladım. Ve gördüğünüz gibi demin verdiğim o bounce efektiyle bunlar aynı şekilde çalışıyor. Bir saniyelik bir bounce efektiyle ekrana geldi. Yani siz buradaki şuradaki interpolator mesela bounce değil de başka bir şey yaparsanız ne yapalım? Cycle yapalım mesela. Tam da ben de hepsinin içeriğini bilmiyorum. Bir bakalım bu nasıl bir şeymiş. Böyle deneme yanılmayla güzel efektleri bulabilirsiniz. Tıkladık.
Çok saçma gözüktü açıkçası. Şöyle bir daha yapalım. Böyle aptal bir efekt. Neyse işte buradaki interpolator çeşitlerini deneyerek kendi zevkinize uygun bir efekt bulabilirsiniz. Bu da arkadaşlar nedir? Bizim XML ile efekti uygulama metodumuz. Burada bir XML dosyası yaratıyoruz ve bunu transition inflator'la inflate ediyoruz ve daha sonra bizim get window diye ilgili pencereye bunu uyguluyoruz. Evet, bunlardan da bahsettikten sonra explode efekti bu şekildeydi. Umarım anlaşılmıştır. Bir sonraki derste farklı bir efekti nasıl uygularız hem Java hem XML ile onu anlatacağım. Görüşmek üzere.